was. Let's see. The goal. Dön şimdi, dön, dön. Ready, go! Yavaş, yavaş, yavaş. Evet. Evet, açıp yani. Evet. Yavaş, yavaş, çok dön. Ready, go! Pardon. Ateş yürümeye çalışsın. Sen yürü oynuyorsun. Evet. Ready, go! Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Evet. Sıra sen şuna doğru. Tamam. Tamam. Hadi go. Şimdi 2018 yılında Ahmet ve Hamza antrenmana başladılar. Çok küçük yaşta başladılar tabii. Ben Avrupa dünya derecelerim var zaten. Ben onları burada çalıştırdım. O zamandan bu yana hiçbir zaman antrenmanı aksatmadık. Geçen yıl değil, ondan önceki yıl Hamza dünyada üçüncü oldu. Ahmet de üçüncü oldu. Geçen yıl bir sakatlık oldu. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam ettik. Bu yıl Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'nda ikisi de hem şampiyon oldu. Hem dünya şampiyonasında biri sağ sol şampiyon oldu, Hamza da üçüncü oldu. Yani 6 yıl önce okulda şampiyon olduğunu söyledi bana Hamza. Okulda öğretmeni arkadaşlar arasında maç yaptırmış, hepsini yenince başlamak istedi. Ben de çok sevindim tabii başlamak isteyince. Ve o şekilde çalıştırmaya başladım. Sonra küçük kardeşi de geldi, Ahmet de geldi. Yıllardır devam ediyoruz, hiçbir zaman antrenmanı aksatmadık. Sonra da tabii Avrupa Dünya dereceleri geldi. Tabii biz yıllardır burada çalışıyoruz. Bizim bilek güreşine yönelik aparatların tamamını ben yıllar evvel yaptırdım. Burada çalışmaya başladım. O şekilde hep burada çalıştık. Tabii ki çok mutlu etti bizi. Daha hedeflerimiz var. Yaşları çok genç çocukların. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şampiyonluklar bekliyoruz kendilerinden. Biz işimize devam edeceğiz. Yani bilek güreş sporuna ilkokulda sürekli arkadaşlarımla bilek güreşi yapıyordum. Hiç kimse yenemiyordu beni. Yani ilk önce okçuluğa gidiyordum ben. Okçuluğa başladım 9 yaşında. 10 yaşında başka bir spora başladım, kung fu'ya. 11 yaşında da bilek güreşine başladım. 4 yıl boyunca devam ettim. 15 yaşında dünya şampiyonu oldum. Şampiyon olunca orada Moldova'da bayrağımızı en tepelerde dalgalandırmak bu çok güzel bir şeydi. Bunun için çok mutlu oldum. Antrenmanı garajda yapıyoruz kendi şartlarımız altında. Makara tutamakları falan 6-7 yıl önce amcam yapmıştı bu garajı bu şekilde. Bu şekilde çalışıyoruz. İlk 2018 yılında bilek güreşine başladım 6 yıl önce. Okul sporlarında şampiyon olup amcamın yanına geldim. Bu spora başlamak istediğimi söyledim. Burada garajda çalıştık. 6 yıl boyunca burada çalıştım. Yani her türlü zorluğa rağmen Türkiye şampiyonlukları geçirdik. Sakat kolla Türkiye şampiyonasına girdiğim yıllar da oldu. 2021 yılında sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Ardından 2022 yılında tekrar Türkiye'de sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Ondan sonra dünya şampiyonası oldu 2022 yılında. İki kolda da dünya üçüncüsü oldum. 2023 yılında kolum sakatlığı nedeniyle Türkiye şampiyonasında zorluklarla yarıştım. Üçüncü oldum. Avrupa ve dünyaya gidemedim. 2024 yılında Türkiye şampiyonasına girdim. Kolumun sakatlıkları iyileşmişti. Hem gençler kategorisinde hem büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra kardeşimle beraber Avrupa şampiyonasına gittik. İkimiz de sağ kolda şampiyon olup sol kolda ikinci olduk.
Sonra ardından dünya şampiyonası oldu. Dünya şampiyonasında ben sol kolda 3. oldum. Kardeşim 2 kolda da şampiyon oldu. Bu serüvende Slovakya'da olan Avrupa şampiyonasında, Moldova'da olan dünya şampiyonasında bayrağımızı en tepelerde dalgalandırmak çok büyük bir onur. Amcam ve kardeşimle beraber yapmak çok güzel. Yani hem amcam hem kardeşim burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Çok zorluklar yaşıyoruz. Bilek güreşinde diğer sporlar gibi değil, çok fazla sakatlık geçiriyoruz ister istemez. Çok fazla ağırlık girmemiz gerekiyor. Başka sporlar gibi değil. Kas geliştirmenin dışında tendonlar falan çok devrede bu sporda. Ondan dolayı çok ağır geçiyor.